Organ nakli ile ilgili ürkütücü keşif. Ürkütücü keşfin haberi geçenlerde ABD'den geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kemik iliği nakli yapılan kişinin sadece kanında değil, göğsü ve kılları hariç tüm bedeninde donörün, yani organ vericisinin DNA'sı tespit edildi. Daha beteri, alıcının sperminden alınan DNA da donöre ait çıktı. Anlayacağınız, organ vermek tıpkı sperm ve yumurta vermek gibi nesebin de değişmesine neden oluyormuş. Buna facia denmezse ne denir? Felaket mi, afet mi? ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan Chris Longa, 2014 yılında Alman bir vericiden kemik iliği nakledilir. Adli tıp bölümünde çalışan mesai arkadaşları, bu operasyonun Long'un DNA'sını nasıl etkileyeceğini merak ederler ve düzenli olarak DNA örnekleri alınmaya başlar. Sadece 3 ay sonra Long'a ait kan DNA'sı, vericinin DNA'sına dönüşür. Nakledilen ilik, Long'un bütün genetik yapısını değiştirmektedir. 4. yılın sonunda saç ve göğüs kılları hariç alıcının tüm DNA'sı değişmiştir. Sonunda en korkulan da olmuş, Long'un spermleri de vericinin DNA'sına dönüşmüştür. İki çocuk sahibi Long, yapılan bir ameliyat sonucu artık çocuk sahibi olamayacaktır. Ama mesele sadece Long değildir. Sperm değiştiğine göre, nakil sonrası doğacak çocuklar kimin çocuğu olacaktır? Alıcının mı, yoksa iliği verenin mi? Hadi buyurun, işin içinden çıkın da görelim. Allahu Teala'nın yaratma biçimi olan fıtratla oynarsanız, insanı kobay faresine çevirirseniz, olacak bundan başkası değildir. Allah muhafaza. Kim bilir, belki bu daha iyi günlerimizdir. Kimin anne, kimin baba, kim kimin çocuğu, kim kimin ebeveyni olduğunun bilinmediği karanlık bir çağ bizi bekliyor belki de. Başkalarının spermlerini bankalardan alıp gebe kalanlar, bedeni bozulmasın diye çocuğunu taşıyıcı anneye doğurtanlar, rahim ve yumurtalık nakli yaptıranlar. Sahi nereye gidiyoruz? Kemal Özer, gerçekhayat.com.tr, 23 Ağustos Mevlana takvimi.